Dostlar başlıkta gördüğünüz haber doğru bakın bugün yaptığımız büyük hamlelerden bahsedeceğim yani hiç öyle demeyeceğim arkadaşlar bugün Elon Musk'ın haberi falan arkadaşlar bize önemli olan şeylerin bize ihtiyacımız ne varsa Shiba coin'in böyle yükselmesi adına böyle artık ne varsa bugün sadece onları anlatacağım dostlarım çünkü bazı arkadaşlar böyle şey yorumlar yapıyorlar ya, tuhaf tuhaf dostlarım bugün tüm ayrıntısıyla böyle artık bizim halk arasında böyle dönen muhabbetler var ya, onlara dostlarım böyle hani böyle eritmek artık yükselişe dair nelerin döneceğini bu videoda görebiliriz şimdi 30 dakika içinde muazzam böyle alımlar da oluyor balinalar dahilinde. Mükemmel şekilde alımlar oluyor tamam mı? Yani bu alımlar dostlarım oluyor. 30 dakika içinde de 1 saat içinde de yakınların olduğunu unutmayalım. Arkanın böyle olduğuna bakmayın. Bir malikane kiraladım rezidans. Orada da çok güzel bir video çekeceğiz arkadaş. Malikane rezidans kiraladık. Orada yakın zamanda video çekeceğim. İnşallah buradan da kuracağız. Her neyse güzel günler oluyor dostlarım dediğim gibi. Her neyse dostlarım 30 dakika içinde neler oluyor? Bugün neler oluyor? Haftalıkta neler olacak? Bunların hepsinden bahsedeceğim dediğim gibi. Bizim için önemli Önemli olan ne varsa bunların hepsinden bahsedeceğiz. Bakın biz aslında var ya nerlerden nerelere geldik. Aynı ben ben mesela aynı Shibokoy'un mesela 600 bantlarından ben mesela nereden geldim nereye gideceğiz anladınız mı? Her neyse dediğim gibi dostlarım bakın biz 600 seviyelerinden beri mesela buradan geliyoruz şu an 27 36'dayız. Bu muazzam bir şey. Şu anki piyasa değerimize şöyle bakıldığı zaman zaten muazzammış şey ama gerçekten şuradaki mesela dolaşımdaki arzımız, şu anki bulunduğumuz arzımızın da bir nevi aslında düştüğünü hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. İçeri giren piyasa değerinin nasıl gireceğini ve nasıl artacağını, artık böyle istediğimiz hedefleri doğrultusunda nasıl oralara kadar ilerleyeceğimizi bu bu videoda kesinlikle hepsinden bahsedeceğim. Dediğim gibi mesela bunu bir atlatalım. Bakın dostlarım. Aslında o kadar fazla artıyor ki, Yani bakın 30 dakika içinde ne olmuş mesela koymuyoruz burada mesela piyasa değeri az önce 30 dakika içinde 1 milyar dolara arttı. Koymuşsun paylaşımıyla işte. Tamam mı? Bakın Bizim şimdi neyi bekliyoruz tamam mı? Birazdan grafimize falan bakacağız ama bakın Coinbase buranın 800 günlük bir hareketi var tamam mı? Bunu cepte tamam mı? Ondan sonra yakınlara dair muazzam şeyler var. Her zaman zaten 30 dakikada bir saatte olan bir şey var. Ondan sonra ne var dostlarım? Artık Robinhood'a giremiyorduk falan filan. Artık dostlarım gireceğiz. Dilekçe hazırlandı. Bu dilekçeler dahilinde zaten ne olacak? Adamların zaten 4 milyonluk bir şibok oyunu alınması vardı. Otomatik kodu yazılması vardı. Ve daha fazla olaylara trifekte olayları, yeni yeni şeyler var. Onlardan bakacağız ama şu olay çok güzel. Bak Etoro sayesinde. Mesela bakın dostlarım. Bak Ethereum sayesinde bu ATM şeylerini yaptık tamam mı? Bak Binance ABD sayesinde bunları yaptık. Ondan sonra Coinbase Pro ile bu 8 günlük bir hareketimiz var. Bu borsalar zaten çok değerli bir borsa olduğu için yakında web alanında böyle çok güzel bir hamlelere girer. O yüzden zaten Robinhood var. Bakın o yüzden bizi Robinhood bekletiyor. Dediğim gibi toplantılar, imzalar Robinhood'un bekletmesi o yüzdendir. Biz zaten Coinbase buradan önce girecektik. Yani biz dediysem artık bir sahiplenmişim nasılsa. Dediğim gibi Coinbase burada girecek. Dediğim gibi Robinhood da girecek ama insanlar sabredemiyor. Abi biz de oradan sabretmişiz. Niye daha Robinhood'un girmesini bekleyemiyorum ki? Dediğim gibi dostlarım bakın. Bugün aşamalı aşamalı sadece şunları okuyalım tamam mı? Şunları okuyalım. Ondan sonra muazzam haberlerimize geçelim. Grafik analizi temiz bir şekilde, kılçıksız bir şekilde halledelim. Öncelikle şunu okuyun. Shiba Inu balinalar milyonlarca dolar değerinde şip satın aldıktan sonra patlayabilir ama nasıl patlayabilir? Orada bir soru işareti kafanızda uyanıyorsa hemen okuyalım dostlarım. Şimdi Ethereum balinası 49.9 milyar, Shiba tokeni biriktirmek için 2.1.2 milyon dolar harcadı. Tamam niye harcadı ve nasıl harcadı ve neler olacak? Shiba Inu jetonu artık CoinCloud aracılığıyla ABD ve Brezilya'daki 4000 ATM'den satın alınabilir. Shib, Shiba'mız Ekim 2021'in ilk 2 haftasında Asya'da trend olan ilk 10 madeni para arasında yer aldı. Bakın dostlarım zaten popülerliğimizi her yerde koruduğumuzda neler olacak? ERC20 kodunda şu an birinci sırada gaz ücretleri falan hepsinden bahsedecek. Gaz ücretleri düştüğü zaman neler olacak? Bunlardan da bahsedeceğim ama Shib, Kripto Twitter'da 637.000 bin sözüyle geçtiğimiz hafta sosyal hakimiyetini ikinci sıraya yer aldı. Bakın dostlarım gün geçtikçe ne kadar ilerlediğimizi görebiliyoruz. Bakın şu an balinalar hala içeri giriyor ama daha fazla içeri nasıl girecek? O piyasa değerimizi biz arttırmamız zaten önemli tamam mı? Zaten şöyle bir indeks gibi bir şey var tamam mı? Değişik bir şey. Şimdi neye bakmamız gerekiyor? Fiyatına, dolaşımdaki arıza fiyatına, piyasa değerine bir bakmamız gerekiyor. Ama bu piyasa değerine nasıl yükselecek? Dolaşımdaki arıza nasıl düşecek? Şimdi dostlarım balinalar içeri nasıl fazla, fazla girecek? Şibarium olunca. Şibarium olduğu zaman 2.0 geldiği zaman gazlı falan daha fazla düştüğü zaman o zaman adamlar içeri daha fazla girecek. Mesela swap işleminin daha fazla girecek. Swap işleminde mesela suyu daha fazla yapacaklar. Otomatik yakınlar daha fazla ilerleyecek. Yani ne olacak mesela XB'ye girecekler. Bu adamlar bunları yaptıktan sonra ne olacak dostlar? Mesela bu özellikle olan alt coinlerimiz vardı ve bizim ne sonluyordu mesela Shiba coin'i ayakta tutuyordu. Ayakta tutması için bunların girilmesi gerekiyor. Tabi adamlar giriyor ama içeri. Adamların çıkacaklarını düşünmüyorum. Zaten bir pasif var bir de aktif balinalar var. Dediğim gibi bu mesela pasif balinalar ne yapıyor arkadaşlar? Direktmen böyle mesela %40'lık %10'luk olduğu zaman direkt çıkıyor ama aktif balinalar direktmen swap işleminde duruyorlar. Swap işleminde durdukları zaman zaten hem NFT'lere sahip oluyorlar. NFT'lere sahip oldukları zaman otomatik yakım işlemler oluyor. Her isim koyduklarınız zaman zaten yavaş olacak. Hemen olmayacak ki zaten dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Her mesela holders arttığı zaman 600, bin, 700, 800, 1 milyon arttığı zaman holders yakın işlemleri olacak mı onlardan bahsediyoruz ama bakalım şu holderslar hakkında çok önemli şeylerden bahsedeceğim dostlarım. Öncelikle şunu okuyalım. Şimdi şip pazartesi günü yeşil renkte yanıp sönerek 10 gün içinde 40 bin yeni ship holders ekledi. Bakın dostlarım içeri tabii ki de balinalar da giriyor. Küçük yatırımcılar, büyük yatırımcılar da giriyor. Ama adamın 600 ile aldığı gerçekten de şu anki 27 yani e, 2000 seviyelerini aldığıyla bir değil. Mesela o adam o zaman 1 milyar alıyorsa bu zamanda da 1 milyar alamayacak. O yüzden zaten böyle piyasa değerinde bir dolaşımdaki arzına baktığımız zaman fiyatına baktığımız zaman bu ilerlemesi aslında bizim için bir avantaj oluyor. Bırakın içeri istediği kadar kişi girsin, istediği kadar şey girsin. Şimdi piyasa değeri arttığı zaman gerçekten de bizim işimize geliyor. Bu kadar holders'ın altması da işimiz geliyor. Zaten bir nevi böyle yakınların da daha hızlı yürüdüğünü, daha hızlı işlemleri yürüdüğünü Boldistar arttığı zaman da anlayabiliriz. Zaten Trifekte olayı geldiği zaman olursun 1 milyona geldiği zaman zaten daha fazla işine yarıyor. Daha fazla işine yaradığı için bu işlemler daha fazla yürüyor. Şimdi dostlarım izin verin. Artık böyle grafimize temiz bir şekilde bakalım. Temiz bir şekilde baktığımız için ne olacak? Çünkü grafiği temiz bir şekilde bakalım. Aynısını mesela 950'de de böyle baktık arkadaşlar. Ne dedim? 989'a gelsin. Temiz bir şekilde ilerleyecek. Yönünü, yukarı yönlü, o yatay yönünü, yukarı yönlü ilerleyeceğini söylemiştim. Şimdi aynı bant var. Şimdi nasıl böyle mesela 3-4x yaptık. Onun gibi şeylerden bahsedeceğim dostlarım. Zaten bahsettiklerimizde şükür oluyor. Dediğim gibi tekrardan bir bakalım mesela şu grafimizi. Şunu silelim. elimize bir kalemimizi alalım dostlarım. Başlayalım şimdi. Ben ne demiştim? Bakın bu bantta mesela 4 saat kalsa 3 saat grafikte ne demiştim? Bak burada kalacak demiştim. Aynı şekilde de burada mesela fitili buraya atmış. Yani burada da mesela aynı şekilde ne olacak? 4 saatlik grafikte 4 saat kalsa bile yeter. Buradan zaten bir desteğini almış dostlarım. Tekrardan çıkmış. Yani burada kalması bizim için gerçekten de güzel ama burada bir satış yaşanmış. Ama tabii ki de insanlar şu an mesela satmaktan değil de de, almaktan değil de satmaktan korkuyor. Yani bu balinaların yaptığı bir şey ama tekrardan içeri balinalar girecek. Zaten NFT sayesinde yükseldiğimizi düşünün. bu e Zaten ATM'lerle birlikte alındığı için falan daha fazla mesela ödeme yöntemleri olacak. Daha fazla mesela paymentler artacak ama mesela burada mesela kaldığımız gibi arkadaşlar en önemlisi burası zaten. Bakın en azından buraya gelse inanılmaz derecede. Burası zaten tam böyle patlayacağına dair zaten bir direnç noktası. İnanın dostlarım oraya çıktığı zaman mesela tutunamadı ama 4 saatlik kalsın en azından 3 saatlik grafikte mükemmel şeyler olacağını söyleyebilirim. Çünkü burası aşırı önemli. Yani ne olur mesela buranın aşağısını salırsa tekrardan buraya geleceğiniz zaten eder. Zaten her zaman böyle oluyor. Olmaya devam edecek. Dediğim gibi bu NFT'ler mesela önümüzde yakındır. Robinhood yakındır. Mesela bu işlemler ATM'ler falan oluyor. Daha fazla paymentlara falan dolaşıyor. Yani bu işlemler olduğu zaman zaten inanın önümüz daha fazla açık. Şimdi o haberimizden bahsettik tamam. Önemli olan ne şimdi? Neyi biz bekliyoruz? Hedefimiz nelerdir? Benim hedefim nelerdir dostlarım? Şimdi herkesin beklediği 0.01 dolar. Bakın 0.02 de değil anladınız mı? Direkt 0.01 dolar ve nasıl olacak? nasıl olmalı ve ne zaman olacağını şimdi söyleyeyim dostlarım. Şimdi ben ne dedim? %600'lük şey tamamlandığı zaman sadece birlik bir ihtiyacımız var. Şimdi bu nasıl olacak? Bakın hepsini tek tek söyleyeyim şimdi. Bu Robin bir dilekçe verildi tamam mı? Robin dilekçe verildi. Bu zaten olacak. Robin gireceğiz ve 4 trilyonluk zaten şimdi bu alıp kodu yazılacak tamam Bunu biliyoruz dostlarım. Ondan sonra ne var? NFT'ler bitti. Adamlar geldi. Artık yükseltti böyle 3-4 kat arttı bu NFT'ler sayesinde de biraz etken oldu tabii ki de. İçeri balinalar girdi. Bu aktif paneller var, pasif balinalar var diyordum ama aktif paneller şu an içeride bulunuyor. Dediğim gibi tekrardan NFT'ler gelecek. NFT'ler gelince de büyük bir mesela bir 4 bin manda mesela trilyonlarca hiçbir bokuyun bir portal açacak demiştim bin manda gibi oldu gibi. Tekrardan da mesela 4 bin manda açacak orada trilyonlarca iş bokuyun satılacak. Ondan sonra ben orada artık holders'ın olanlar bir holders olmayanların orada kendisini belli düşünüyorum ki NFT'ler sayesinde zaten bayağı bir yükseleceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Bize aslında girdiğimiz her borsaların böyle anlamlı bir borsa olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir yüzdelik var. Şimdi o yüzeli kendi bünyesinde borsalar alıyor. Aynı mesela Robinhood'un alacağı gibi 4 günlük alacağı gibi. Ne olacak mesela diğer borsalarda da alacak. Mesela Ethereum'in mesela Ethereum'in çok faydası olduğu gibi. Mesela Robinhood'un olacağı gibi Coinbase da şu an bir 150 var. Bu 150 dostlarım sadece 8 günlük bir yüzelik tamam mı? Bakın bu olduğu zaman ve bir de bunların hepsiyle birlikte biz zaten büyük bir pompa yapıp tekrardan bir sıfıra atlayacağını ben kendi adıma düşünüyorum ama bir de şöyle bir şey var şimdi. Bir de trifekte olayı var dostlarım. Gerçekten bu trifekteyi de boş geçmeyelim. Bakın, Shibarium'un zaten bize ne gibi katkıları olduğunu şu an bile görebiliyoruz. Anladınız mı? Şu an bile görebildiğimiz için Yani tam böyle artık, artık açıldığı zaman ShibaSwap'ın bünyesinde olduğu gibi, ShibaSwap'ın bünyesinde olduğu gibi özellikleri falan coin'leri var ya, onlar olduğu gibi açılırsa tekrardan Shibarium. Orada gaz ücretleri falan daha fazla düşecek. Daha fazla balina da zaten buradan girecek. Tamam mı? Aynı ShibaNet'te olduğu gibi bakın, ShibaNet'te oldu. Bak ShibaNet'te daha hiç açılmadı, tamam mı? ShibaNet'te olduğu zaman dostlarım gerçekten de bizim artık böyle blok zincirimiz, blockchain'imiz çok fazlaca böyle artık büyük bir rayına girecek. Neyin ne olduğunu biz orada anlayacak. Yani 2022 Mart ayında anlayacağız. Ondan sonra dostlarım Shiba Swap'a da inanılmaz derecede ben böyle kendi böyle coinlerimiz ya da şu an Binance'da da olan coinlerin de ekleneceğini düşünüyorum. Aynı Pancake Swap'ın olduğu gibi. Pancake mesela bir senede, bir buçuk senede yapamadı. Biz bir günde yaptık ama şu anda hala böyle üzerine gidip hala üzerine böyle devamlı bir şekilde inşa ediyoruz. Güzel bir projelerini devamlı ediyor. Dediğim gibi bakın bunlar olduğu zaman benim kendim düşüncem bir de almayan insanlar bırakın almasın. Ben zaten her zaman diyordum 989 bandı çok sağlam bir direnç noktası diyerekten sürekli sürekli diyordum. Şimdi tekrardan diyorum 4000 bandı mesela çok sağlam bir band. Dediğim gibi dostlar oraya geldiğimiz, geldiğimiz zaman zaten muazzam şeyler dönecek ama bunların olacağını hiçbir zaman unutmayalım. Ki üzerlerinde zaten yeni şeyler ekleniyor. Dediğim gibi ATM'ler eklenmiş, binlerce ATM'ler eklenmiş. Dediğimiz gibi şu an bakacak olursak dostlarım zaten muazzam işlemlerin döndüğünü hiçbir zaman unutmayalım dostlarım şöyle bir şey var. Şimdi ben NFT'ye sahip oldum ve bu NFT ben sırf böyle bilgilenmeniz için. Yani birine satacağım. Sattığım zaman da bunun bir videosunu yapacağım. Size paylaşacağım. Yani böyle hala böyle alıcılar falan var. Yani ben paylaştığım zaman almak isteyenler yabancılar da var, Türkler de var ama. Dediğim gibi mesela e, almak isteyen birkaç tane insan var. Bunu mesela e, sattığım zaman size videosunu paylaşacağım. Nasıl satılır, ne yapılır, nasıl alınır. Nasıl mesela Matemask'a koyulmaz buraya aktarılır, aktarılır. Mesela nasıl beklemeliyiz. Dediğim gibi şu mesela aslında. Ben sürekli F5, F5, F5 yapmıyorum.

Sonradan baktım ki birkaç dakika böyle sürdü. Mesela Satoshi de zaten sürekli diyor 1000 dakika kaldı, 2000, 3000 dakika kaldı. Yani mesela bunlar olduğu zaman zaten ben size direkt bunu paylaşacağım. Yani önümüzdeki günlerde de bunun videosu gelebilir. Bir de şöyle bir şey var dostlarım. Telegram grubumuzda çok güzel bir canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayında mesela neler dönüyor bu NFT'ler hakkında konuşuruz. Şibok oyunun fiyatı, değerlendirmesi, her şeyi konuşuruz. Canlı yayın yapıyoruz dostlarım. Çekiliş de var. Çekilişe de kesinlikle katılmayı unutmayın. Dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik ama şöyle bir şey var. Şibok burada önemli gelişmeleri, anlaşmaları, her şey var. Ödeme yöntemleri, paymentlerle alakalı Di kripto çok güzel şeyler paylaşmıştı onlarla haberlerimiz var oraya mesela videolar kısmında bakabilirsiniz dostlarım sizleri gerçekten çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.